İyi günler değerli izleyenler. Akün TV ekranlarına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Akün Spor programı ile karşınızdayız. Yine geride bıraktığımız haftadan gündeme yansıyan haberlere, haberlerin detaylarına değineceğiz. Yine her zaman olduğu gibi yalnızca haberleri okumakla, sizlere aktarmakla kalmayacağız. Ardılını okumaya çalışacağız. Sizler için sevgili izleyenler, hiç sözü uzatmayalım. Akün Spor başlıyor efendim. İlkim, hoş geldin. Hoş bulduk. Akün Spor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Galatasaray'la başlayalım istersen. Galatasaray ne yazık ki kaybetti. 4-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Evet. İlk olarak haberleri okumakla başlayalım. Mağlubiyetten sonra zaten formalite bir maçtı. Artık Avrupa'ya veda etmişti Galatasaray. Lig TV'nin bir haberiyle başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki son sınavında Arsenal ile formalite maçına çıkan Galatasaray rakibine 4-1 mağlup oldu. Maça fırtına gibi başlayan Arsenal henüz 3. dakikada Podolski ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatamayan temsilcimiz 11. dakikada bu kez Ramsey'in golüyle 2-0 geriye düştü. Cimbom erken gelen bu gollerle motivasyonunu kaybederken 29. dakikada bir kez daha sahne alan Ramsey jeneriklik bir golle Arsenal'de soyunma odasını 3-0 önde götürdü ve ikinci yarıda gelen bir golle de Galatasaray'ı da bir tane gol attı. Maç 4-1 sona erdi. Değişik haberler yazıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray en kötü sonucunu aldı. Tarihi bir hüsran. Galatasaray Türk Telekom Arena'da Arsenal'ı yenilerek D grubunu sadece ilk maçta evinde Anderlecht'le 1-1 ile aldığı 1 puanla tamamladı. Bu Galatasaray'ın tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup performansı olarak tarihe geçti. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Maçı izledim mi bilmiyorum ama. Galatasaray şüphesiz ki bu sezon Avrupa'da çok kötü. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Bunun sebebi hem Galatasaray'ın bu sene Avrupa'da kötü olması hem de Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da hedefi, çıtayı çok yükseltmesi. Nihayetinde Galatasaray'ın müzesine gittiğimiz zaman orada UEFA Kupası'nı görüyoruz. Şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı görüyoruz. Dahasında yine Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de zaman zaman Avrupa'da yakaladığı başarılar gibi Galatasaray da özellikle geçtiğimiz 2 yıl Avrupa'da bir çeyrek final, bir ikinci tur oynadı. Beğenilmeyen Mancini döneminde bile Juventus'u adeta eleyerek eleme maçına döndü. Çünkü 2 gün oynandı. Grup mücadelesiydi fakat eleme maçına döndü. Adeta eleyerek bir üst tura çıkmıştı. Real Madrid'in ve Juventus'un olduğu gruptan üst tura çıkmıştı. O nedenle Galatasaray'a beklentiler arttı. Elbette ki beklentiler fazlaydı. Kimse şunu söyleyemez, Galatasaray bu gruptan çıkmadı diye başarısızdır. Bunu söyleyemez kimse. Ancak şu şekilde de savunmak yanlış olur. 1 puan. Yani Galatasaray gibi bir takımın 1 puanla tamamlaması, 1 puanla böyle bir grubu tamamlaması hakikaten işler acısı. Şimdi elimizde şöyle bir bilgi var. Sarı Kırmızılı ekibin daha önceki 12 Şampiyonlar Ligi katılımında oynadığı 14 grup etabında topladığı en az puan 2 idi. O da 1993-94 sezonunda grup etabına sadece 8 takım katılmışken diğer bir deyişle adeta çeyrek final kategorisinde bir grup etabıydı. 2 puanla tamamlanan 93-94 Şampiyonlar Ligi macerasında Galatasaray'ın averajı -9'du. Galatasaray bu sezon 1 puanda kalırken 4 gol atıp 19 gol yemiş ve averajı -15'miş bu sezon. Zaten Galatasaray takımı Arsenal'den 4 içeride 4 dışarıda. Yine Dortmund'dan aynı şekilde toplam 8'lerden 16 gol yedi yalnızca iki takımdan. Tamam Arsenal ve Dortmund takımları kalibreleri yüksek takımlar fakat dediğim gibi yani beklemiyorduk ve bunun üstüne artık çok da konuşacak fazla bir şeyimiz yok. Benim en büyük temennim, en büyük isteğim en azından hani o işler kötü gittikten sonra 2-3 maç kala bu programda da söyledik. En azından Anderlecht'i arkaya alıp üçüncü olup Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yoluna devam etmesiydi. Çünkü Galatasaray takımı şayet ki Avrupa Ligi'ne kalsaydı oradan bir şekilde yoluna devam ederdi. Ve şunu da iddia ediyorum. Anderlecht nereye kadar gelebilir? Fakat Galatasaray Anderlecht'in yerine katılsaydı UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci devre oynanacak biliyorsun maçlar, final maçları. İkinci tur, üçüncü tur maçları, çeyrek final, yarı final. O nedenle Galatasaray toparlanıp daha doğru düzgün bir şekilde ligle birlikte götürebilirdi. Olmadı. Yani ülke futbolu adına elbette ki üzüldük. Ümit ediyoruz ki Avrupa'da kalan diğer iki temsilcimiz Beşiktaş ve Trabzonspor takımları Beşiktaş'ımız ve Trabzonspor'umuz Galatasaray'ımızın kötü bir sezon geçirdiği yine Fenerbahçe'mizin belli nedenlerden dolayı katılamadığı bu senede yakaladıkları başarılarla Türk futbol severlerin yüreğine su serperler. Temennimiz bu şekilde. Şimdi Hamza Hoca başa geldikten sonra ligde birazcık işler yolunda gitmeye başladı. En azından Galatasaray maç alabiliyordu ama
Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Hamza Hoca'dan yine bir şeyler beklendi. Orta sahayı birazcık daha kalabalık tutması, en azından çift forvet oynatması. Ben maçın çok belirli aralıklarını izledim. Tam hakim değildim maça. Şimdi maç esnasında bakıyorsun, Galatasaray aslında birazcık daha toparlanmış. Futbolcular birazcık daha moralli ama erken 11. dakikada 2-0'dı maç. O birazcık moral bozukluğuna sebep oldu. Maçın ikinci yarısında istatistiklere baktığım zaman topla oynama Galatasaray'da daha yüksek. Çünkü Galatasaray'da ben lig maçlarını da takip ederek konuşuyorum. Bir hücum yapamama durumu var. Bir forvetlere top taşıyamama durumu var. Şimdi bu, ya bunun sonucunda bakıyoruz hani yine bir 4 hüsran en azından birazcık daha az hani sürekli savunma olarak oynadığı için orta sahada çok fazla top tutmaya çalıştığı için Galatasaray yine birazcık daha belki iyi oynayabilirdi ama olmadı. Şimdi benim düşüncem bu moral bozukluğu çünkü hemen hemen aynı kadroyla çıktı yine Galatasaray sahaya. Önümüzdeki hafta lig devam ediyor. Hamza Hoca'ya birazcık tepkiler büyümüş olabilir. Gerçi artık formalite maçıydı ama ne olacak bilinmez. Bunun dışında başka haber var mı bakalım. Hamit Altıntop'tan olay sözler başlığı altında bir haber var. Çok sert açıklamalarda bulunmuş. Bu sezon maalesef çok istikrarlıydık. Başladığımız gibi bitirdik. Ondan önce iki yıl iyi sonuçlar aldık. Bu sene duruş olarak, skor olarak geriye adım attık. Bunu da çok iyi analiz edip gelecek aylarda bunları düzeltip daha iyi yapmamız gerek. İki yeni transfer geldi. Doğru transferler miydi? Tartışılır. Ne kadar istekli olsak da bazı eksikler var. Kabul etmemiz gerekir. Sağ içinde hep topu yana atmak değil, sağ dışında da herkes sorumluluğu üstlenmeli. Biz de abiler olarak sorumluluğu biliyoruz. Bir gemide bir tarafa doğru herkes hareket ederse kulüp başarılı olur. Büyük bir camia ve herkes bilinçli hareket etmeli. A'dan Z'ye herkes kendini sorgulamalı. Yani Hamit sanırım sözlerinde şunları söylemek istemiş. Sadece bizim başımızdaki ya da dıştan alan baskıyla değil, kendi içimizde de bir uyum sağlamalıyız. Çünkü benim maçta gördüğümde Galatasaray'da hala Hamza Hoca tabii daha çok yeni gelmesi ama bir uyum yok. Hamza Hamzoğlu dedik. Ve sen bir şey söyledin, aşağı yukarı aynı kadroyla mücadele etti dedin. Bu da doğrudur. Fakat şimdi ben sevgili izleyenlerimize şöyle bir döneyim. Galatasaray, Fernando Muslera geldikten sonra neredeyse yedek kaleci kavramını unuttu, bir kenara attı. Fakat dün ilginç bir şey yaşandı. Sinan Bolat ilk 11'de başladı sevgili izleyenler. Şimdi önce sizlere soruyorum. Sinan Bolat neden ilk 11'de başlamış olabilir? Yani Muslera'nın bir sakatlığı, cezası, formsuzluğundan dolayı mı? Yoksa Sinan Bolat'ın çok iyi bir performans sergilediğinden dolayı mı? İlkin bir düşüncen var mı? Benim bir düşüncem yok. Yok, çok güzel. Muhtemelen seyircilerimizin büyük bir kısmının da düşüncesi yok. Kameraman arkadaşlarıma sorayım. Var mı bir fikri olan? Muslera'nın yerine neden Sinan Bolat oynamıştır? Bakıyorum. Yok şu anda. O zaman haberimizi okuyalım. ntvspor.net'in haberi. Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, kaledeki Sinan Bolat tercihini açıklarken şok bir gerçeği dile getirdi. Hamzoğlu, Sinan'ın sözleşmesinde, burası çok önemli, ligin ilk yarısında en az 5 maç oynar maddesi bulunduğunu açıkladı. Sevgili izleyenler, biraz detaylara inanın. Diyor ki burada aynen Muslera 18 kişilik kadroda yoktu. Sinan Bolat'ın oynaması büyük sürpriz yarattı deniliyor haberde ve Hamzoğlu bu şekilde bir açıklama yapmış. NTV Spor canlı yayınında her hafta veriyoruz olmazsa olmazımız menajerlik oyunları. Orada da böyle maddeler vardır. İşte 15 maç oynarsa sözleşmesi uzar son sezon. En az 5 maç oynamalı. Peki oynamazsa ne olurmuş? Oynamazsa kulübü Sinan Bolat'ı geri çağırabilirmiş. Bu nedenle Sinan Bolat ilk 11'de yer almış. Son zamanlarda özellikle bizim Türk takımlarımızda çok fazla görmediğimiz bir şey. Hazır aklıma bir şey geldi. Bir konu açılsın hem. Kulüplerimiz Anadolu'ya ilkim oyuncular gönderiyorlar. Kiralık oyuncular gönderiyorlar. Genellikle Fenerbahçe ve Galatasaray takımları o oyuncuların kendilerine karşı oynamasına izin vermiyor. Sözleşmeye madde koyuyorlar. Diyorlar ki Fenerbahçe'ye karşı oynayamaz. Örneğin Semih Şentürk geçtiğimiz sezon Antalya Spor'da satılmasına rağmen, bonservisiyle birlikte verilmesine rağmen böyle bir madde konulmuştu. Samet Aybaba böyle şey olur mu tarzında açıklamalar yapmıştı. Beşiktaş öyle bir şey yapmıyor. Örneğin Filip Olosko Büyükşehir Belediyespor'dayken de o zamanki adıyla Beşiktaş'a karşı oynuyor. Çaykur Rizespor'dayken de Beşiktaş'a karşı oynuyor. Senin görüşün nedir? Yani kiralık giden bir oyuncu kendi takımına karşı oynamalı mı? Bence oynamalı. Sonuçta eğer o futbolcu kendi takımında forma şansı bulamayıp ve yönetim böyle bir karar veriyorsa tabii ki gönderildiği takımda oynamalı. Ben o haberlerle alakalı birkaç bir şey hatırlıyorum Semih Şentürk'le. Ama sadece hani Fenerbahçe ya da diğer büyükler diye bütün takımlar
yedek kulübesinde uzun süre kalmış oyuncuları ya da beklentileri karşılayamamış oyuncuları kiralık gönderebilirler. Oynamalarında tabii ki bir sakınca yok. Hani oynatmama gibi bir durumları da yok. Gerçekten Samet Aybaba'nın o zaman da ki Fenerbahçe ve Galatasaray kiralık sıklıkla yapıyor. Evet, sonuçta o formayı giyen bir futbolcu şu anda o takıma aitse bütün karşılaşmalarda oynayabilir. Örneğin benim aklıma şimdi anlatırken geldi. Ener Amo, Kardemir Demirçelik Karabükspor'a kiralandı, Beşiktaş'ın futbolcusu. Son dakikada Beşiktaş'ı yıkan, o geçtiğimiz sezon Galatasaray'la ikincilik yarışında Beşiktaş'ı yıkan golü kaydetti ve Ener Amo'nun arkadaşları gitmişti, hatta ilginç görüntüler olmuştu. Böyle taklalar atmışlardı. Ener Amo Beşiktaş'a karşı forma giyip golünü de atmıştı ve Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nden etti. Beşiktaş oynatıyor. Galatasaray kısmen bazen oynatıyor diyelim ama Fenerbahçe genellikle oynatmaya başvuruyor. Şimdi Kartal, şöyle bir şey var. Evet, şimdi sadece Süper Lig için konuşursak 18 takımın farklı farklı oyuncuları var ve uzun süredir bilinen bir şey bu. Bir takımda olan oyuncu diğer lig, yani aynı ligde 4-5 takımda da oynayabiliyor. Yani sürekli karşı karşıya gelen futbolcular var. İster kiralansın ya da kiralanmasın. Hani zaten karşı karşıya mücadele etmeleri gibi bir şansları yok. Hani başka takımda ya kiralık gitmişsin ya da anlaşarak gitmişsin, hiç fark etmiyor. O yüzden hani böyle bir düşünce ya da konuşulması ya da işte oynatılmaması çok saçma bir şey. Çünkü aynen öyle. Zaten gelen bizim ligimize gelen futbolcu en az bir 8 sene, 7 sene ne kadar çok uzun süre kalıyorlar ve hemen hemen bütün takımlarda. Yerli yabancılarımız oluyor değil mi? Mesela Bataja yıllardır. Artık yerli yani, bizden biri. Evet, artık üzüm üzüme baka baka kararır muhabbeti. Hani sürekli dışarıdan farklı bir ülkeden gelen oyuncu da bizim hakikaten ligimizde kalıyor. Hakikaten diğer yani şu anda sen söyleyince yani aklıma geldi. Bir, yani birinci ligde oynayan bile öyle futbolcular hatta var. Hatta PTT birinci ligin tabii müdavimleri vardır. Siyahi futbolcular vardır, evet, böyle. Her gelen sezon başka takımla oynarlar. Yani hakikaten çok ilginç. Gelen gitmiyor gerçekten de, hem oyuncular. Biz hani biz Türk futbolcusu olarak dışarıya da çok fazla oyuncu göndermiyoruz. Ya başka bir yabancı ülkede. Bize gelen yerleşiyor. Evet, altyapısından yerleşmiştir, gelmiştir ya da Türk ismiyle, Türk vatandaşlığıyla yurt dışındaki takımlarda oynuyordur. Onun dışında yok. Yani bizim Türk futbolcularımız, dışarıdan gelen yabancı oyuncular sürekli 18 takım arasında dönüp duruyorlar. Şimdi isim vermeyeyim de bazı hocalarımız var örneğin. Evet. Sürekli takım değişti. Evet. Hatta espriler oluyordu işte sevgili izleyenler. Örneğin X kulüp Y hocayla anlaştı. Ardından X hocayla anlaştı. Onlardan tekrar Y hocayla anlaştı. Yani neredeyse sözleşmeler böyle yapılacak artık. Artık bizim aklımız karışıyor. Hani acaba kim neredeydi? Hangi hocaydı? Bir de bu sezon çok fazla takım, ben programdan önce bakıyordum, çok fazla takım hoca değişikliğine gitti. Artık kim neredeydi? Ersun Yanal o takımda mıydı? Şimdi ikisi Fenerbahçe'den gelişti, Aykut Kocaman'la hangisine denk geldi? Yani bunları düşünmek artık çok güçleşiyor. Ve hani alt takımlara giden bir teknik adamlarla değil. Yani bu onların kalitesini düşürmek değil. Sonuçta ikinci ligde mücadele eden, üçüncü ligde mücadele eden, birinci ligde hani çok güçlü takımlar var. Onların başına gittikleri zaman o takımı yükseltebilirler. Ama nedense şu özellikle Süper Lig'de ve birinci ligde sürekli hem oyuncu hem teknik direktör. Ve takımları yakıyorlar. Örneğin yeni çıkan, evet, kulüplerimiz şu anda Balıkesir Spor belki onun sıkıntısını biraz çekiyor. İşte topladı. Tamam, isimleri eleştirmeyelim. Fakat Alan Zinho, işte Sercan, bilinen birkaç ismi Gökhan topladı. Ya topladı ve diyoruz ki sürekli Akhisar Belediyespor örneğin siz takımınızı koruyun. Önemli ilaveler yapın. Bu şekilde devam edin diye. Evet. Buradan da konuyu açtı. Galatasaray'la ilgili haberlerimiz bitti zannedersem. Şimdi sevgili izleyenler, Hamza Hamzoğlu dedik. Hamza Hoca ile ilgili kurgudan sevgili Deniz güzel bir video hazırladı. İsterseniz hep beraber onu izleyelim. Kaybettiğimiz günün akşamı Anderlecht maçından sonra Abdurrahim abi aradı. Tabii o üzüntüyle yani çok zor durumdaydık evde hepimiz ailecek. Ben odaya çekildim. Kızım da acaba ne oldu telefonda hani kötü bir haber mi geldi yine diye yanıma geldi. Ama sağ olsun Abdurrahim abi bizim acımızı dindirecek bu mutlu haberi verdi bize. İlk önce kızımla paylaştım. Sonra eşim geldi. Tabii değerli misafirlere bunu söyleyen. Şereftir
Evet sevgili izleyenler, Hamza Hoca'nın videosunu izledik. Son bölümlerinde duygusal anlar yaşandı. Biz de bu vesileyle bir kez daha Hamza Hamzoğlu'na, Galatasaray efsanesine yeni görevinde başarılar dileyelim. Ve sevgili İlkim, Galatasaray bölümümüzü kapattık. Dilersen Beşiktaş. Sıradaki takımımız Beşiktaş. Beşiktaş'a geçelim. İlk olarak Beşiktaş-Trabzon maçından başlayalım istersen. Ben maçı izlemedim. Sonradan özet görüntülerini izledim. Geniş özetini izledim. Aslında ben hani Trabzon'a kötü diyemeyeceğim. Beşiktaş zaten muhteşemdi. Sahaya o dizilişleri, o düzenli oynayışlarıyla beraber çok güzel goller attılar. Ben sadece Trabzon'un eksiklerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Trabzon'a geldiğimizde yine konuşuruz ama tabii maç ki için konuşursak. Beşiktaş o kadar fazla kanatları kullanarak, orta sahadaki oyuncuların o düzeniyle beraber o kadar rahat ilerleyerek gol attı ki Trabzon artık ne yapacağını şaşırdı. Hücuma yönelik mi oynasak, artık sadece savunma mı oynasak diye. Ve Trabzon'un bu düşünüşü ve Beşiktaş'ın üstüne sürekli baskı yapmasından dolayı Trabzon maçta istediğini gösteremedi. Beşiktaş buna müsaade etmedi. O yüzden ben Beşiktaş'ı kutlarım. Ben Trabzon'dan 3-4 gol bekliyordum. Biz seninle daha önce bunu konuşmuştuk. Ama benim beklediğim şöyle. Şimdi Trabzon'da güzel bir kadrosu var ve hani eksiklikleri yok. Onun dışında hoca başa geldikten sonra çok güzel bir gol attılar. Yani Trabzon ligde gol atamazken, maç alamazken 2 haftada 7 gol, 6-7 gol atar duruma geldi ve gerçekten çok iyi toparlanmış görünüyorlardı. Biz hani idman haberlerini okuduğumuz zaman da takımın moralini az çok değerlendirebiliyoruz. Maçta istediklerini yapaması ve Trabzonspor'un kendi forvetlerini kullanamaması ve maçta ben şu sıkıntıyı gördüm. Maça çok iyi hazırlanılmış belli ama kaleciyle stoperler arasındaki o anlaşamamazlık, o sürekli savunmada aksaklıklar, eksiklikler maçı maalesef kaybetmelerine sebep oldu. Ama Trabzon yine benim dediğim gibi maçta iyiydi. Sadece golleri atamadı ve en fazla ağır basan taraf, hak eden taraf Beşiktaş olduğu için maçı aldı. Maçta sakatlıklar var biliyorsun. Mustafa Pek demek burnundan ve yüzünden bir ameliyat geçirdi. Ona da çok geçmiş olsun diyelim. Dembaba'nın haberiyle devam edelim. Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dembaba'nın ayak parmağında kırık tespit edildi. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık yaptığı açıklamada Dembaba'nın sağ ayak, ikinci ayak parmağında kırık tespit edildi dedi. Başarılı oyuncunun yaklaşık 20 gün yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor. Karanlık kulüp resmi televizyonunu ise şu açıklamayı yaptı. Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ ayağından bir darbe almıştı. Sonra zorlandı, hatta tedavi ederken kramponu çıkartmak zorunda kalmıştı. Devre arasına kadar idare edebildi. Devre arasında tekrar kontrol ettik. Kendisi oynamak istedi ama ağrıları devam ettiği için devam edemedi. Kırık şüphesi vardı. Maçtan sonra röntgenini çektik. Bugün sabah kendisine baktım. Ağrıları bulunuyordu. Sağ ayak ikinci parmağında bir sakatlığı var. Eklemde problem olmaması iyi. En azından önümüzdeki maçlarda, yani 20 günlük tedavisinden sonra devam edebilir. Mustafa Pek demek gibi ilk devreyi kapatmak zorunda kalmaz. Bir kez daha şunu söyleyelim. Mustafa Pek demek ve Dembaba, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hakikaten Mustafa şanssız bir futbolcu. Yani tam ritmini yakalıyor, performans yakalıyor. Bir şeyler oldu olacak diyorsunuz ve sakatlık geçiriyor. Bu Gençler Birliği'ndeyken de böyleydi aşağı yukarı takip ettiğimiz kadarıyla. İnsan hakikaten kendini onun yerine koyduğu zaman duygusallaşıyor. Yani düşünsene, örneğin biz hazırlanmışız mesela, programa gelmişiz işte. Bir aksilik olmuş, başka bir aksilik olmuş. Yani bir türlü tam hani formunu yakaladığı zaman futbolcu bir şeyler oluyor, sakatlık geçiriyor. O yüzden bir kez daha geçmiş olsun. Umarız, geçmiş olsun değil mi? Umarız bu sakatlığı da geçmez. Yalnızca geçen şu da olur, o şanssız tarihi de olur, o şanssızlığı da olur. Hem sakatlığını hem şanssızlığını inşallah üzerinden atlatır aynen Mustafa. Aynen öyle. Şimdi Mustafa Pektemek'in daha önceki maçlardaki pozisyonlarını da biliyoruz. Sert oynayan bir futbolcu ve korkusuz oynayan aynen bir futbolcu. Zaten o kafa topuna çıkarken de hiç tereddütsüz çıkmıştı. Hani çarpacağını zaten kendi bilemezdi. Hani baktığımız zaman, şimdi sıkıntıya düşen tabii Mustafa'nın sağlığı çok önemli. Takım arkadaşları çok üzüldü, hocası, taraftar çok üzüldü. Ama onun dışında şimdi artık o dinlenecek. Onu bir kenara koyalım. Çok büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İki önemli ismi Dembaba ile Pek demek. Şu anda maçlarda oynayamayacaklar. Beşiktaş'ın iki önemli forveti. Bununla alakalı bir haberimizi okuyalım.
Dembaba ve Mustafa Pektemir'in sakatlığı sonrası takımda forvette sadece Cenk Tosun'un kalması teknik heyeti harekete geçirdi. Bu arada biliyorsun ki Mustafa Pektemir maçtan çıktıktan sonra Cenk Tosun da golünü attı. Golü kaydetti ve evet. Aslında şöyle de bir görüntü vardı. Şimdi Beşiktaş'ın tabii kadro kalitesini de ortaya koyuyor bu. Dembaba çıkıyor, Mustafa giriyor, Mustafa yani çıkıyor, şöyle bir şey. Cenk Tosun giriyor. Evet, Slaven Bilic bu yönden çok şanslı bir teknik bu sezon adam. Çok şanslı. Çünkü geçtiğimiz sezon sıkıntı yaşamıştı ama bu sezon evet, şanslı. Evet, şimdi mesela biz diğer programlarımızda bahsettiğimiz zaman Beşiktaş'ın bir sıkıntısı var. Oyuncuları yok ellerinde, sakatlıkları var. Slaven Bilic yedek kulübesine baktığı zaman hani istediği oyuncusunu maça sürebilir. Çünkü her futbolcusu şu anda çok üst düzey performans gösteriyor. Hiçbir oyuncusundan bir şikayet edilmiyor. Zaten ben hani daha önceki programlarda söylemiştim. Sürekli aralarında çok güzel bir iletişim var. Çok güzel bir etkileşim var. Maçlardaki gol pozisyonlarından sonra, idmanlardan sonra, idmanların içinde. Hani sürekli böyle bir güzel bir atmosfer oluştuğu için zaten Slaven Bilic morali düşük olan futbolcusunu bile motive etmesini çok çok iyi bilen bir teknik adam. Bu yüzden çok aksi bir durumdu yani. O çok talihsiz bir anda Mustafa'nın sakatlanması ve direkt kararıyla Cenk'i oyuna soktu. Ve Cenk de girdi, golünü attı. Bu yüzden çok şanslı. Beşiktaş bu yönden çok şanslı. Cenk'in attığı golün ardından Dembaba'nın sevinmesi, o takım evet, olan aidiyet. Evet, çok güzel. Önemli bir gösterge. Aynen, çok önemli bir gösterge. Dembaba ve Mustafa Pekdemir'in sakatlığı sonrası takımda forvette sadece Cenk Tosun'un kalması teknik heyeti harekete geçirdi. Takımın deneyimli teknik adamı Slaven Bilic, Tottenham maçının kadrosuna altyapıdan Furkan Yaman'ı dahil etti. Yani bu da çok güzel bir şey. Artık altyapıdan oyuncuların az takımlara çıkmaları, hani transfer o havayı etmeyi, solumaları. Evet, o havayı solumaları. Çünkü şimdi altyapıdaki oyuncular da artık kulüplerinin az takımlarında forma şansı bulmak istiyorlar. Biz bunlara kupa maçlarında da bahsetmiştik, şahit söylemiştik, olduk, şahit olmuştuk. Sürekli altyapıdan oyuncular Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da. Bu da güzel bir şey. Yani transfer etme düşüncesi değil de altyapıdan bir oyuncuyu kazandıralım takıma. Çünkü ben zaten Beşiktaş kulübü ve diğer kulüplerin altyapılarında da o atmosfer çok iyi. 18 yaşındaki forvet geçen hafta Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i 4-0'lık skorla geçtiği karşılaşmaya 64. dakikada dahil olmuş ve 66'da Cenk Tosun'un attığı golün asistini yapmıştı. Böyle de kısa bir bilgi verelim. Evet. Beşiktaş'a bir haber okuyayım ben, bir haber aktarayım daha ziyade okumaktan ziyade sevgili izleyenler. Vodafone Arena'nın açılışına kim gelsin isterdiniz? Ben aklıma bir takım geliyor. Barcelona gelsin isterdim ve onun için bir adım atılmış. Beşiktaş'ın efsanevi sponsoru, şu anda marka vermeyeyim, sırtında yazan sponsoru. Yıllardır Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapmıştı göğüs reklamında, şimdi sırtında ve Barcelona'nın kol reklamını aldı bu sezonun başında. Aracılık kurulmuş ve Vodafone karşılayacakmış. O sponsor aracılığıyla muhtemelen aracılık kuruluyor ve bir diğer sponsor Vodafone da ücreti ödeyecek. 2 milyon euro tutacakmış tahminen Barcelona'nın İstanbul'a gelmesi. Böyle bir adım atıldığına yönelik bir haber var. Fanatik.com'da ümit ederiz. Barcelona gelir. Barcelona olmadı. Manchester United gelir. Yani büyük bir takımla, bir Avrupa'nın büyük takımıyla Türkiye'nin büyük takımı Beşiktaş Vodafone Arena'nın açılışını yaparlar. Diğer haberlerimize geçelim. Yine SporX bir başlık atmış. Hiçbiri bir Dembaba etmiyor altında. Beşiktaş'ın ayak parmağı kırılan yıldızı Dembaba tek başına 18 maçta 16 gol attı. Fenerbahçe'nin forvetleri ve Galatasaray'ın hücumları ise 12'de kaldı. Burada bir istatistik de var. Haber birazcık uzun, okumayayım ama şunun için yorum yapabiliriz. Şimdi geçtiğimiz senelerde bir Burak Yılmaz patlaması olmuştu. İşte gol rekorunu kırdı, üstüne eklendi. Ben bu haberi okuduğumda benim aklıma ilk şey geldi. Şimdi Beşiktaş zaten Dembaba'nın üstüne oynayan, yani onun üzerine takım oyunu Dembaba'nın üstüne kuruyor kurmuş Beşiktaş. Kurmuş bir kulüp. Bu yüzden bakılsa mesela Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray diğer forvetlerinde çok versiyonunu çıkartabiliyor. Umut Bulut gibi, Burak Yılmaz ya da diğer isimler. Şurada akla gelen mesela bu konuşulduğu zaman çok hoşa giden bir şey. Çünkü Gekas için de biz bunları konuşmuştuk biliyorsunuz. Gekas, Eki buldu. Gekas, Cardozo, evet, evet. Cardozo. Böyle isimleri konuşabiliyoruz ama benim aklıma gelen işte Burak Yılmaz o zaman liderliği aldığı zaman gol krallığında şu hiç konuşulmadı. O kadar gol attı ama o kadar da offside'a düştü. Bu hiç konuşulmadı. Şimdi biz bunu düşündüğümüz zaman ben ilk okuduğumda hiç buna benzer bir haber yok. Çünkü akıllıca oynayıp akıllıca futbolunu sergileyen topçular genelde hani
buralarda isimlerini yazdırabiliyorlar. O yüzden haberi okuduğumda çok dikkatimi çekmişti. Biz hani Kardoz, LGK'sın falan da istatistiklere baktığımda ben böyle bir şey görmedim. Ama Burak Yılmaz'da böyle de bir ayrıntı var. Zaten şöyle bir görüntü aklıma geldi. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıldı. Burak'ın oynamadığı maçta Burak oynamamıştır. Hadi bulun bakalım nasıl Burak oynamamış diye bir soru yöneltmiş. Paylaşan offside'da sıfır. Galatasaraylı bir taraftar yazıyor evet. Bunu. Bu da esprili bir yaklaşım olsa gerek. Dembaba ile ilgili Beşiktaş'a devam edelim ama sevgili izleyenler, Dembaba demişken Dembaba ile de ilgili bir klibimiz var. Hep birlikte izliyoruz efendim. Klibimizi izledik sevgili izleyenler. Dembaba'nın yarattığı farkı görmek için yeterli değil elbette, ancak kaliteli bir oyuncu Dembaba. Görüntüleri izlerken de, o attığı golleri izlerken de keyifleniyoruz. Futbol adına Trabzonspor'la oynadığı mücadeleye değinmek istiyorum Beşiktaş'ın. Şimdi hafta içinde sen de dahil olmak üzere spor medyasındaki birçok insan Trabzonspor'un başarılı bir performans sergileyeceğini söylüyordu. Mustafa Denizli zannedersem skor vermiş 3-0 demiş. Yani bunu basına aktarmamışlar ama maç sonunda Maratonda, Lig TV'de Şansal Büyükan'ın moderatörlüğünde yayınlanan programda açıkladı. Tümer Metin açıkladı zannedersem. Dedi hoca bildi 3-0 Beşiktaş alır demişti. Ben de aşağı yukarı aynı görüş dedim ki dile de getirdim. Çünkü Trabzonspor Galatasaray'ı yendi. İçeride Gençler Birliği'ni yendi. Farklı yendi. Güçlü takımları yendi. Avrupa'da netice aldı. Tur atlamasına yarayacak neticeyi. Fakat Beşiktaş takımı hakikaten çok iştahlı oynuyor. Baktığınız zaman şimdi Veli Kavlak'a gelen top kalecinin hatası. Fakat Veli'nin o anda orada olması, o topa öyle güzel vurması. Şimdi diyorlar ki kaleci hatası. Şu kaleci hatasıdır. Kaleci gelir, topu atar, çizgide tamamlarsınız, gol olur. Fakat Veli Kavlak neredeyse orta sahadan kaydetti golü. Güzel bir şutla. Devamında Oğulcan Şahan ders olarak okutulması gereken bir hamle yaptı. Faul yapmadan rakibinden nasıl top sökülür? Deyim yerindeyse faul yapmadan döverek topu çaldı. Hani diyoruz ya top çalmak. Hakikaten topu çaldı rakibinden. Götürdü. Dembaba klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ve baktığımız zaman Gökhan Töresi'nden Sosa'sına basıyorlar, pres yapıyorlar Beşiktaş'ta evet. Futbolcular. 2-0 da olsa skor, 3-0 da olsa basıyorlar. O nedenle Trabzonspor da belki istediğini sahaya yansıtamadı ama Trabzonspor'un kötü gözükmesinin sebebi Beşiktaş'ın çok iyi olması. Bu hafta göreceksiniz. Trabzonspor muhtemelen yine takdire şayan mücadele oynayacak. Gerek Avrupa'da gerek ligde. O nedenle Beşiktaş'ın bu baskın oyunu, bu dominant oyunu rakipleri perişan ediyor hakikaten. Şu anda Anadolu'daki futbolculara sorsanız, Türkiye'deki futbolculara şu sıralar Beşiktaş'ta oynamayalım derler. Evet, şu anda zaten ligde birinci sırada 26 puanla. Aynı zamanda Avrupa'da da liderlik istiyor Beşiktaş. Onunla ilgili haberimizi okuyalım. Süper Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş gözünü UEFA Avrupa Ligi'ndeki liderliğe dikti. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi C grubu son maçında yarın grubun lideri İngiltere'nin Tottenham takımıyla karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 8'de başlayacak. Beşiktaş'ta oyunculara aynen. Da başarılar dileyelim tekrar. Ne demiştik Beşiktaş'a geçtiğimiz haftalarda? Beşiktaş dedi ki oynadığı futbolla, o Feyenoord maçlarındaki, Arsenal maçlarındaki ve gruptaki o Partizan deplasmanındaki, her ne kadar son 30 dakikada acayip işler olsa da Asteras deplasmanındaki performanslarıyla Tottenham'a dedi ki kardeşim sen İstanbul'a geliyorsun, biz seninle liderlik maçına çıkıyoruz dedi demiştik ve hakikaten durum o şekilde. Asteras maçında şanssız puan kaybı olmasa Beşiktaş
beraberlikle dahi lider çıkabilirdi gruptan. Fakat şu anda yenmesi gerekiyor ve evet. Beşiktaş ümit ediyoruz ki Beşiktaş'a yakışan şekilde Tottenham yenecek. Aynen öyle olacak. Tottenham yenecek ve diyecek ki ben bu gruptan ikinci değil birinci çıkarım diyecek. Ümit ediyoruz ve gidiyoruz. Spor kulübüne de yakışan odur. Aynen öyle. Geçelim maçtan devam edelim. Trabzonspor'da o ismin bileti kesildi başlığı altında bir haber var. Trabzonspor'da Onur Kıvran'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Fatih Öztürk'ün bileti 3-0 kaybedilen Beşiktaş maçındaki performansının ardından kesildi. Yönetim kaleci sakliyesi için düğmeye bastı şeklinde haber yapılmış. Kaleci Fatih Öztürk ve Likavlan golü başta olmak üzere yediği gollerle eleştiri toplamıştı. Bu maç 28 yaşındaki kaleciye pahalıya patladı. Ekim ayı başında sakatlanan birinci kaleci Onur Kıvran'ın ardından kaleyi devralan file bekçisine yönetim destek veriyordu. Fatih'e kaleci transferi düşünmüyoruz. Bu dönemde birinci kalecimiz sensin denerek moral veriliyordu. Ancak Beşiktaş derbisinin ardından yönetim fikri değişti. Bordo Mavili idarecilerin Onur Kıvran yeniden sakatlanması durumunda kaleyi teslim edebilecek seviyede bir isim aramaya başladıkları öğrenildi. Ben bu haber hakkında şu yorum yapmak istiyorum. Şimdi Onur'un gittiği günden itibaren Fatih kaleyi bence çok çok başarılı korudu. Bu sadece hani kalecinin gol yemesi, farklı gol yemesi kalecinin suçu değildir. Tamam, kalecide de elbet suç vardır ama ben Beşiktaş'ın o maçı kazanması, yani Trabzon'un kaybetmesine daha demin dediğim gibi Trabzon maçta istediğini gösteremedi. Ne hücum hattında, ne savunmada, orta sahada oyuncularını kullanmasıyla beraber gösteremedi ve inanılmaz stoperler arasında ve kaleci arasında birkaç defa anlaşmazlık yaşandı ki ben maçın tamamını izlemedim. Özetini izlediğim kadarıyla konuşuyorum. Çok fazla anlaşmazlık var ve Fatih sürekli arkadaşlarına bir şeyler söylüyordu. Yani eğer bir şey yapılacaksa, bir bilet kesilecekse bu sadece kaleciye yönelik değil. Aynı zamanda stoper oyuncularına yönelik olmalı. Çünkü zaten Trabzon'un takım oyunu zaten, nihayetinde futbol takım evet, oyunu. Evet, Fatih aynen. Zaten hani uzun bir süre aynen. Onur birinci kaleciyken yedek kulübesinde oturan bir isim. Ve birden ona çok ağır bir yük bindi. Moral verilmeye çalışıldı ama bu maçtan sonra tabii Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten Mert Günok'un o istediği haberini okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. O gelirse eğer Mert kaleye geçecektir. Yani Fatih demek ki bu maçtan sonra gerçekten yönetim böyle bir karar vermiş. Ona keza stoperlerle alakalı savunmaya da bir takviye yapacaklarını söylemiş Trabzonspor kulübü. Kaleciler demişken Trabzonspor yıllardır kaleciye ihtiyacı olmayan kulüp olarak anılıyordu. Evet. Onur ve Tolga. İlginç bir habere rastladım. Haber 61 Trabzon'un yerel medyasından. Baktığımız zaman Beşiktaş yenilgisinin faturası kime kesildi dersiniz? Ali Ağaoğlu'na kesilmiş. Nasıl? Ona bakalım. Trabzonspor'un eski yöneticisi Önder Karaduman, kaleci Tolga Zengin'in Beşiktaş'a transferinde ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun parmağı olduğunu öne sürerek. Yani diyor ki Ali Ağaoğlu yardım etti o gün Tolga gitti. Şu anda Tolga olsa biz Fatih'le çıkmazdık bağlamında düşünüyor muhtemelen. Demiş ki Tolga, kaleci Tolga, Ali Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi, Saffet Çebi'nin hatır gönül ilişkileri sonucunda Beşiktaş'a gitti. Bu da bize Beşiktaş maçında 3-0'lık mağlubiyete patladı gibi ince görmüş. Yani biraz dolaylı yoldan hani etkileşim bağlamında görmüş. İlginç bir yorum Trabzonspor'un eski yöneticisi Sayın Önder Karaduman'dan gelmiş. Trabzonspor'la ilgili de haberlerimizi bitirdik. Galatasaray'ı konuştuk sevgili izleyenler. Beşiktaş'ı konuştuk. Trabzonspor'u konuştuk. Galatasaray kaybetti. Arsenal'e karşı. Beşiktaş'a Tottenham karşısında. Trabzonspor'a, Legia Varşova karşısında başarılar diliyoruz. Ve Fenerbahçe'ye geçeceğiz efendim. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Ancak Fenerbahçe'ye geçmeden önce bugün videolardan gidiyoruz. Aziz Yıldırım, bir dönem sonra bırakacağım, bir dönem sonra aday olmayacağım, başkanlık sürem dolduktan sonra bırakıyorum başkanlığı dedi. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir bölümünün sevdiği, saygı duyduğu bir isim Aziz Yıldırım. İsterseniz hep birlikte Aziz Yıldırım'la ilgili hazırladığımız klibi izleyelim. Kazanan Fenerbahçe oldu, kazanan Aziz Yıldırım oldu. Fenerbahçe için gerektiğinde hapse gidenler, dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesi.
Hakem o da zilyon basmadı. Ha, gerekirse basarım, bunu da bilsinler yani. Gerekirse Fenerbahçe'nin hakları yeniyorsa ve bu haklarını yenmesini önlemek için hakem odası basmaya gerekirse onu da yaparım. Tek arzum var, buradan da söyleyeyim. Belki bir dönem daha başkanlık yaparım. Ama ondan sonra bırakacağım. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Benim adetim değildir böyle önceden, bir gün önce sen tarafından başkanlığı. Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor. Akün TV'nin lokomotif programı Akün Spor tüm hızıyla devam ediyor. Aziz Yıldırım'la ilgili klibimizi izledik ve Fenerbahçe'ye geçelim. Lig için başlıyoruz konuşmaya ve şöyle söyleyeyim. Lig'de 11. haftada Fenerbahçe ile Eskişehir Spor karşı karşıya geldi. 2-2 bitti o maç ve hemen arkasından geçen hafta Balıkesir Spor'la karşı karşıya geldi. Şimdi ben ilk Eskişehir maçı için konuşursam, Eskişehir çıkış yapmaya başlamış bir takım. İsmail Kartal ona rağmen gerekli tedbirleri yine almadı ve skor 2-2 bitti ki ben Eskişehir'in kazanmasını bile isterdim o maçta. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'den çok çok daha iyi bir futbol öne sürdüler. Bu hani izledikleri tabloya göre konuşuyorum ben, hani çok üst düzey bir futbol oynamıyorlar şu anda ama ben geçen hafta yine Eskişehir maçını izlediğimde bakıyorum ve gerçekten aynı Beşiktaş gibi yani yedek kulübesinde de çok çok kaliteli oyuncuları var. Bu neden böyle oluyor? Neden başarı sağlayamıyorlar? Çünkü ben kalecisinden, Bofen'den, forvet hattına kadar olan bütün oyuncuların hepsinin tek tek ayrı özelliği olduğuna inanıyorum. Ama Eskişehir bir türlü bu şanssızlığı kıramıyor. Fenerbahçe karşısında hafif toparlanır gibi oldu. Yine beraberlik aldı ama sonrasında Fenerbahçe'nin Balıkesir maçı, evet. Meyreleş çok komik bir gol attı. Ben işte bakıyorum televizyona, Allah Allah diyorum. O nasıl gol aldı? O top hangi ara oraya gitti? Meyreleş de çok şaşırdı o golü nasıl attığına. Şimdi şöyle, öyle bir gol atıldı ki Fenerbahçe'den istenilen. Gerçekten hani Beşiktaş o toplara nasıl çalımlar atıp da götürüyor ya da diğer takımlar. Ya da o Şampiyonlar Ligi'nde izlediğimiz o maçlar. Yani şimdi baktığın zaman kendi liginde de aynen öyle maçlar görmek istiyorsun. Bizim o konuşamadığımız Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City ile Bayern Münih o maçı için maçı. Zaten sene sonunda bir bölüm yapacağız. Evet, konuşulamayan maç. İnanılmaz bir maç. Yani ben her seferinde artık her programda bunu söylemeyi düşünüyorum. Ben programımızın kültürü. Zaten şu şekilde evet. Sunuyoruz. Kartal Oğuz, İlkim Kaya ve orada Manchester City'nin maçı. Ya ben gerçekten ama ligdeki bütün maçlarda aynen o şekilde futbol izlemek istiyorum. Çünkü bakıyorsunuz hani her takımın kendine göre bir kadrosu var. Oyuncu profili var. Fenerbahçe'nin de şampiyon olduğu takımla ilerletmiş olduğu bir takım profili var. O profile baktığın zaman geçen sene şampiyon olmuş bir takıma yakışmayan bir futbol. Şimdi Balıkesir Spor'u ben aşağılamak için söylemiyorum ama liglerde aşağıda kalmış bir takım. Toparlanmaya çalışan bir takım. Diyorsun ki ben aşağılamıyorum ama puan tablosu aşağıya itmiş. Yani çok aşağı itmiş ve biz diğer maçlarına baktığımız zaman sürekli farklı mağlubiyetler alıyor. Yani gol sayısı şu anda eksi averajları da çok yüksek. Ve ben çok üzülüyorum biliyor musun? Çünkü yeri gelmişken yani Balıkesir Spor takımı 2 senedir efsanevi bir çıkış evet. Yakaladı. Keşke lige daha iyi başlasalardı. Üzülüyorum ben hakikaten Balıkesir yani Spor'un bu performansına. Evet, belki Balıkesir'e geçtiğimiz zaman onu konuşuruz. Şimdi baktığımız zaman öyle bir futbol izlemek isteyince ve hani öyle çok güzel kaliteli futbollar, hani böyle balına atılmış, işte şans eseri kaleye girmiş toplar izlemek yerine gerçekten güzel maçlar izlemek istiyoruz. Fenerbahçe forvetlerini yine kullanamaz dereceye geldi. İsmail Kartal, yani İsmail Kartal kimi neden çıkartıyor, kimi neden oyuna sokuyor belli değil. Kanat oyuncularımız çok çok güzel. Caner gibi, Gökhan gibi, orta sahamız zaten çok çok iyi. Ama biz bir türlü bunu sahaya yansıtamıyoruz. Ben hani tamam belki şu anda 3 puan kaybetmedi Balıkesir karşısında ama
Eskişehir karşısında kaybedilmiş 2 puan ve takımın gidişatını etkileyen, yani Balıkesir spor maçına tam 3 puan alınmış olabilir ama gidişatın kötülüğü etkileyen bir görüntü var önümüzde, bir performans var. Fenerbahçe'yi de üzen buradaki, yani şu anda biz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin performansını karşılaştırırsak belki Galatasaray çok çok daha aşağıda performans olarak. Ama bakıyoruz, yani sırada çok bir puan yok ama bir puan farklı önümüzdeler. Fenerbahçe'nin en azından Beşiktaş'la ya aynı puanda ya birazcık daha üstünde. Hani en azından bu şey, o kadroyla bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sakat oyunculardan başlayalım. Diogo Ribas geri döndü. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde 12 Aralık Cuma günü Kadıköy'de Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın başındaki 20 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan Sarı Lacivertli takım daha sonra gruplara ayrılarak 5'e 2 top kapma oynadı. Bu şekilde idmanlar devam ediyormuş. Sarı lacivertli takım aynen bu şekilde devam ediyor. Ligde çok daha iyi olması bekleniyor. Biz hani konuşuyoruz. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor aynı zamanda Avrupa'da mücadele ediyor. Ama Fenerbahçe ne yazık ki bu kadroyla bunun avantajını kullanamıyor. Fenerbahçe ile ilgili başka haberlerimize noktayı koyduk. Sevgili izleyenler, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe konuştuk. Ve puan durumunu verelim bakalım. Ligde 12 hafta sonunda nasıl bir hal var, nasıl şekillenmiş? Puan tablosu Beşiktaş'ı görüyoruz zirvede 26 puanda, Galatasaray 25, Fenerbahçe 24, Mersin İdman Yurdu 20 puanda ve Bursa Spor 19 puanda. İlk 5 bu şekilde ve aşağıda da baktığım zaman tehlike bölgesinde Gaziantep Spor'dan sonraki 15 puanla 12. sırada bulunan Gaziantep Spor'dan sonraki, yani daha aşağıdaki takımları tehlike hattında olarak nitelendirebiliriz. Suat Altınşat, Kayseri Erciyesspor, Eskişehirspor, Kardemir, Demirçelik, Karabükspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Balıkesirspor şu anda ligin potansiyel düşme adayları arasında yer alıyor. İstersen 12. haftanın Spor Toto Süper Lig'deki sonuçlarına geçelim. Zannedersem söyleyeceğim bir şey var. Evet, ilk olarak diğer takımlarımızın da haberlerine birazcık yer verelim programımızda. Biliyorsun 4. sırada Mersin İdman Yurdu. Çok dişli, o da üst tarafları zorlayan bir takım. Çalınbay patladı. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, acaba bu kırmızı kartı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a verebilir mi? Bunu merak ediyoruz başlığı altında bir haber. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay bugüne kadar deplasmanda oynadıkları en iyi oyunu sergilediklerini ifade etti. Yedikleri golün kendilerine yakışmadığını vurgulayan Çalınbay, duran toptan gol yememeleri gerektiğine dikkat çekti. Çalınbay gole kadar Torku Konyaspor'un pozisyonu olmadığını işaret ederek, bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Çünkü ikinci yarıya iyi başlamıştık, bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Şanssızlıklar üst üste gelince girdiğiniz pozisyonları da değerlendiremeyince bunlar oluyor. Ancak hakemleri anlamıyorum. Çok basit bir kırmızı kart verdi. Kırmızı kart olması için rakip oyuncunun ayağına çok sert basması ya da ağır bir faul yapması gerekiyor. Acaba bu kırmızı kartı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a verebilir mi? Şeklinde bir haber var. Yeri gelmişken hakemlere de değinelim mi bu haberle beraber? Hadi değinelim bakalım. Söyleyeceklerim var galiba. Evet, benim söyleyeceklerim var. İlk olarak Fenerbahçe Balıkesir maçındaki şu offside, yani yan hakemler offside pozisyonlarında offside anında bayraklarını kaldırmıyorlar. Ve bu bir değil. Ben bütün maçı izledim. 1-2-3 defa değil, bir 4-5 defa. Bu acaba şey mi bekliyor, hani aktif pasif offside? Yani bunu bir defa olabilir Kartal, iki defa tamam. Yok hayır, şimdi ben bahsettiğim pozisyonu bilmiyorum da şöyle bir şey var, hani top belki diğer oyuncuya gelecek diye mi bekliyorlar, yoksa sen şundan hayır bahsediyorsun. Hakem görüyor, bariz offside. Evet, hakem görüyor ve bütün geç oyuncular... Geç kaldırıyor bayrağı. Yani şimdi şöyle bir şey, offside'e düşen takımın oyuncusu bile durmaya meyilli. Hakem bayrağı kaldırmıyor, hakem maçı izliyor ve... Birçok, ben diğer izlediğim maçlar, dünkü maçın hakemiyle alakalı da birkaç bir şey söyleyecektim. Aklıma gelmişti ama şu anda değil. Hani bu hakemlerin maç içindeki şeyleri, sarı kartlar, kırmızı kart göstermeleri. Yani inanılmaz hakem hatalarının dolu olduğu bir sezon geçiriyoruz biz özellikle ligde. Ki ben bununla ilgili bir haber daha okumuştum. Geçtiğimiz senelerde Beşiktaş'ın yaşadığı ızdırabı şimdi Kasımpaşa Spor yaşıyor hakemlerden diye bir haber okumuştum. Gerçekten de hakemlerin maçları... Bizim ligimizdeki hakemler çok
tecrübeli, iyi hakemler. Ama ben baktığım zaman maçlara sanırım Eskişehir Spor maçının hakemi bu sene, işte ben bu maçta Barış, adını unuttum şu anda. Yani Barış Şimşek muhtemelen. Barış Şimşek. Maç yönetimi bilmiyorum ama Barış isimli tanıdığım hakemi söyledi, Şimşek. Barış Şimşek, ben ikinci... Kötü mü yönetti? Yani çok kötü yönetmedi ama ben pozisyonlardaki o davranışlarını... Yani futbolcular, mesela bizim futbolcularımızda tamam, hakemler çok fazla kışkırtıyorlar. Hani o bizim gel diye çağırıp da futbolcunun dönüp bakmaması, hakemin onun peşinden gitmesi gibi komik anlar. Ama hakemlerin de şu maçların yönetiminde bayrak kaldırma, başka durumlarda biraz daha dikkat, daha dikkatli hocam olmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü maçta, yani ben Fenerbahçe maçında 10 defa duraksadım. Offside miydi değil miydi, hakem niye bayrağı kalmadı? Yani bütün oyuncular zaten yan hakeme bakmış durumda. Bu sefer oyuncular neden hakeme çok fazla konuşuluyor? Gidip ona konuşuyorlar. Artık farkındaysan orta hakeme bir şey demek yok. Gidip direkt yan hakemlerle konuşmalar başlanıyor maçlarda. Evet. Dileriz o zaman hakemlerimiz de bu tavsiyelerini dikkate alırlar. Kasımpaşa demişken Kasımpaşa ile ilgili de bir haber okuyalım. Şota biz yoktuk. Yok, bu utanç verici bir durum diye bir başlık atılmış. Kasımpaşa teknik direktörü Şota Arveladze de Bursa Spor'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından oldukça sinirliydi. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Şota, biz yoktuk. Yani bu utanç verici. Herkes çalışıyor, çalışmayan yok ama fark bu diye konuştu. Basın toplantısında Bursa Spor'u tebrik etmek lazım. Konuşmanın bile bir anlamı yok diyen Arveladze ise şunları söyledi. Kariyerimde ilk kez böyle bir darbe yedim. Tabii beklenen bir skor değil ama Bursa Spor'un hak ettiğini söylemek istiyorum. Onun için maçla ilgili yorum yapmak istemiyorum demiş. Kasımpaşa Bursa Spor karşısında aldığı farklı yenilginin ardından da ligde 16 puanda kalmış. Evet, İlkim, sevgili İlkim, süremize de sadık kalarak şimdi sevgili izleyenlerimize fazla bekletmeyelim. Efendim, videolardan devam ediyoruz. Bugün Akdeniz Üniversitesi stadyumundaydık. Atletler vardı, sporcular vardı, çalışmalarını yapıyorlardı ve gerçi haberin içinde de anonsta da söyleyeceğim fakat Akdeniz Üniversitesi stadı 7/24 yaşayan bir stad sevgili İlkim ve sürekli faaliyetler var. Ümit ediyoruz, şimdiden müjdesini verelim. İlerleyen haftalarda bir bölümümüzü de sevgili Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Müdürü Sayın Nazif Alguer'le birlikte yapacağız. Onu konuk edeceğiz. Bugünkü çekimlerde de bizlere destek olduğu için bir kez daha teşekkür ederim kendisine. Sevgili izleyenler, isterseniz görüntüleri izleyelim. İyi günler sevgili izleyenler. Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Akdeniz Üniversitesi stadındayız. Haftanın tam ortası. Hafta içinin tam ortası çarşamba günündeyiz. Ve çarşambanın da tam ortası neredeyse. Saatime bakıyorum şu anda. Tam olarak 11'i gösteriyor sevgili izleyenler. Neden söylüyorum bunları? Akdeniz Üniversitesi stadyumu yalnızca futbol maçlarına ev sahipliği yapmıyor. Burada çok güzel bir tartan pistimiz var. İsterseniz kameraman arkadaşım Serdar'dan ben şöyle bir rica edeyim. Adeta sporcularımız burada sporun yalnızca futbol olan basketboldan ibaret olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Şu anda bir hazırlık var sevgili izleyenler. Yavaş yavaş sporcularımız toplanmaya başladılar. Burada kimler mi var dersiniz efendim? Türk sporcularımız var, milli sporcularımız. Yine Ukraynalı, Rus, Bulgar, Gürcü sporcular var, milli sporcular var. Az önce hocamızla konuştum. Salon şampiyonlarına hazırlanıyorlar. Kendileri şu anda da görüyorsunuz. Hazırlık devam ediyor. Sporcularımız, sporcu arkadaşlarımız, yerli, yabancı ve sporcu hocalarımız şu anda Akdeniz Üniversitesi stadında Antalya'da çalışmalarına devam ediyorlar. Neden burayı seçtiler? Biraz sonra onun cevabını almaya çalışacağız sevgili izleyenler. Evet, görüntülerimiz devam ediyor şu anda. Dakikası dakikasına gösteriyoruz sizlere. Sporcularımız kimileri yeni başlıyor, kimileri bitirmiş, kimileri ara vermiş. Hani derler ya, hummalı bir çalışma diyelim adeta sporcu arkadaşlarımızdan. Serdar'dan rica ediyorum şimdi tekrar buraya doğru dönecek olursa orada iki tane sporcu arkadaşımızı görüyorum. İsterseniz şöyle bir alalım efendim sizi hemen. Hoş geldiniz öncelikle. Sizleri tanıyalım. Ben Emel Şanlı. Milli sporcuyuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 400 metre ve 400 metre engel koşuyorum. 21 yaşındayım. Şu anda burada neye çalışılıyor? Ne yapıyor sporcu arkadaşlar? Şimdi önümüzde Salon Türkiye Şampiyonası var. Avrupa Salon Şampiyonası var. Hedefler arasında. Bu yıl açıkta Dünya Şampiyonası var. Büyükler, Üniversiyat var. 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası var. Önümüzdeki hedefler bunlar. Haberimiz devam ediyor Akdeniz Üniversitesi stadında. Şöyle bir önce stadın genel atmosferinden bahsedelim. Tartan pistten memnun musunuz? Tesis olarak çok güzel bir tesis inşa edilmiş. Tartan oldukça yumuşak bir tartan. Biz buradaki çalışmalarımızdan
çok memnunuz. Yani hem tesis anlamında hem tesisin yetkililerinin bize sağlamış olduğu imkanlar anlamında. Gerçekten çok iyi bir tesis. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu tesisi bize açtığınız için üniversite rektörlüğüne de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milli takım burada çok olumlu bir hava yakaladı çalışma anlamında. Bu olumlu havayı önümüzdeki yarışma organizasyonlarına taşıyabilmek için mücadelemiz, antrenmanlarımız, çalışmalarımız düzgün bir şekilde devam ediyor. Sadece atletizm sahası değil, çim saha, yan taraftaki çim saha, kum pistlerini kullanımı konusunda da bize çok önemli destekler veriyorlar. Bu da bizim çalışmalarımızın daha verimli olmasını sağlıyor. Gayet memnunuz, gayet güzel gidiyor çalışmalarımız. Hocam peki şimdi de biraz sporcularımızdan bahsedelim isterseniz. Bir şampiyonaya hazırlanıyoruz. Ondan bahsedelim, süreçten bahsedelim. Tabii. Havalar nasıl? Zaten Antalya'yı seçmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi hava şartlarının Türkiye genelindekinden daha olumlu seyretmesi. Şu an yapmış olduğumuz çalışmalar artık özel hazırlık müsabaka öncesi özel hazırlık dönemi antrenmanları. Müsabakaya zamanımız artık gitgide azalıyor. Önümüzde bir salon müsabakası var. Salonda Ocak ayında ve Şubat ayında İstanbul'da. Salon Türkiye şampiyonları olacak, federasyon deneme yarışmaları olacak. Bunun sonrasında da büyükler düzeyinde bir Avrupa salon şampiyonası var. Oraya gidecek olan milli takım seçilecek. Buradaki birçok arkadaşımız da zaten bu amaçla burada. Bunun dışında yaza, yani kışın salonda koştukları derecelerle kendilerini durumlarını görüp yaza planlamalarını düzgün yapabilmek için öngörüsü olan sporcu grubumuz da var. Önümüzde çünkü Yıldızlar Dünya Şampiyonası var. Bunun dışında Gençler Avrupa Şampiyonası, 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası, Milletler Kupası müsabakaları var. Bu müsabakalara gidecek olan grup da burada hazırlanan sprinterler üzerine çalışan gruplar burada çalışmalarını sürdürüyor. Bu iyi bir hazırlık dönemi bizim için. Umut ediyoruz daha güzel şeyler bizi bekliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde tüm sporcularınıza başarılar diliyorum. Sporcularınızdan demişken hemen şöyle sağ tarafıma dönüyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bahsedin, biraz süreçten bahsedin. Stadımızda çalışıyorsunuz. Neden Antalya sorusunun cevabını hocamız çok güzel bir şekilde verdi. Siz neler düşünüyorsunuz? Antalya hem iklim bakımından hocamın dediği gibi hem de koşulları, yeri, bizim otele yakın. Ondan sonra hava durumu falan her şey çok iyi. Biz de tartan da iyi. Peki şimdi izleyicilerimiz, biz tartan pist diyoruz da hakikaten önem arz ediyor değil mi? Sporcunun, çünkü o zeminin istenilen seviyede olmaması sıkıntı yaratabilir. Evet. Sporcu olarak bunu hani şöyle bir kıyaslayalım. Burada güzel bir tartan pist var. Güzel bir tartan pistte çalışmakla, biraz sonra hocama da soracağım onu, biraz böyle hani deform olmuş bir pistte çalışmanın farkları elbette vardır. Evet, çok fark var. Burada mesela yumuşak pistin olması hem bacak kaslarımız için iyi, hem sert pist olduğunda bacak kaslarımız daha çok kasılıyor. Burası iyi ya. Hocam size dönelim hemen. Bu çok önemli bir konu. Çünkü tartan pist olarak tartanın zemininin ne kadar uygun olursa sakatlık riski de o kadar azalmış oluyor. Mondo pistler mesela daha çok çabuk sertleştiğinden dolayı tamam güzel hızlı pistlerdir ama bunun yanında antrenman pistleri değildir. Antrenman yaptıkça sporcu daha çok sertleşir. Zaten antrenman sporcuyu sertleştiriyor, kasılmasını sağlıyor. Kas grupları çalıştıkça orada laktik asit birikmesiyle, kasın kasılmasıyla zaten vücutta bir deformasyon yaratıyoruz. Eğer zemin de buna müsait değilse bu daha da katlanarak artıyor ve sporcu da sakatlıklara sebebiyet veriyor. Bu anlamda burası çalışma şartları olarak çok uygun. Pist oldukça güzel. Bakımlı bir pist. Yeni de bir pist. Yani biz bu şartlarda çalışmaktan memnunuz. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Size bir kez daha soru sordum, kusura bakmayın. Evet, size de teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Evet sevgili izleyenler, röportajlarımızı gerçekleştirdik. Hocamız memnun, sporcumuz memnun. Daha ne olsun efendim. Sevgili izleyenler, bu görüntülerimizi de izledik. Programımız devam ediyor. Akün Spor programı. Sevgili İlkim, haberlerin var. Bu statta oynanmış güzel bir karşılaşmayı getirelim. Antalya ile Alanya Spor arasında, Akdeniz'in iki dişli takımı arasında bir maç oynandı. Antalya Spor, PTT 1. Lig'de bu sezon evinde yaptığı 6. maçta mağlubiyetle tanıştı. Sahasındaki ilk yenilgisi 4-0'lık skorla albümü Alanya Spor'dan aldı. Sahasındaki maçlara 2. hafta Şanlıurfa Spor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Kırmızı Beyazlar,
Dördüncü hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 ile geçti. Altıncı hafta Samsunspor'u 3-1 yenmeyi başaran Antalya Spor, 8. hafta ise evinde Buca Spor'u 2-1 mağlup etti. Antalya ekibi ligin 10. haftasında sahasına Denizli Spor'u da 2-1 ile geçmeyi başardı şeklinde Alanya için ayrı bir haber yapılmış. PTT 1. Lig ekimlerinden Albim Alanya Spor, Antalya Spor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 4 maç ardından sonra galip gelmeyi başardı şeklinde. Haberlerimiz bu şekilde. Evet, böylelikle Antalya derbisine de değinmiş olduk. Sevgili izleyenler, isterseniz şöyle hızlıca bir tur atalım. Diğer branşlarda ne olmuş? Örneğin bir hemen ben şöyle bir basketbola, voleybola bakayım. Daha sonra futbolla ilgili bir iki haberimiz daha var. Hemen hızlı bir şekilde şöyle başlıklarına göz atalım isterseniz sevgili izleyenler. Ne olmuş? Mesela Beşiktaş İntegral Forex deplasmanda Riga'yı 64-76 mağlup etmiş. Siyah beyazlar. Basketbolda Avrupa'da ve yine başka bir branştan. Bu kez voleyboldan bir haberimiz var. Sarıyer Belediyesi sahasında Vakıfbank'a 3-0 mağlup olmuş, ya da bir diğer deyişle Vakıfbank deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etmiş. Hakikaten Vakıfbank takımı da voleybolda bir ekol diyelim. Ve az önce sen İlkim bir şey söylemiştin. Galatasaray... Şimdi ilginç haberlere. Gelelim oraya, işte bir ilginç haber. Galatasaray bir puan topladı demiştin. Daha önce iki kez Türk takımları sıfır çekti Şampiyonlar, evet, Ligi'nde. Baktığımız zaman çok seviyorum, çok sayıyorum kendisini. Sayın Mustafa Denizli hocamız ve Türkiye'deki en başarılı hocalardan bir tanesidir bence. Fakat ne yazık ki bu kötü istatistikte iki takımda da onun ismi var. Fenerbahçe ile sıfır çekmiş Denizli Hoca 2001-2002 sezonunda ve 2009-2010 sezonunda da Beşiktaş takımıyla sıfır çekmiş. Ki orada bir Wolfsburg deplasmanı vardı. Wolfsburg 10 kişi kalmıştı. Beşiktaş iyi oynamasına rağmen kazanamamıştı. Ama şu anda şöyle de bir şey var. Şimdi Beşiktaş, biz bu habere göre söyledik de, deplasmanda yendi Mustafa Hoca. Yani şu anda ben bir haber buldum. Beşiktaş'ın başına da sıfır çektiğini söylüyor. Fakat Beşiktaş deplasmanda Manchester United'i yendi. O halde bu haberde bir sıkıntı var. Çünkü çok iyi hatırlıyorum Rodrigo Teo'nun golü. Hatta Ertem Şener'in her yerinden öpüyorum düştü lafı, sözü o maçta çıkmıştı. Düştüğünün başarılı bir performansı vardı. O nedenle bu haberi o zaman hiç okumamış sayalım. İlkim, sendeki haberlere şöyle bakalım. Senin PTT 1. Lig'den çok ilginç bir haber. 12 haftada 6 teknik direktör. PTT 1. Lig ekiplerinden Ordu Spor'un sezon başından bu yana ligde oynadığı 12 maçta ilginç bir istatistiğin altına imza attı. PTT 1. Lig ekiplerinden Ordu Spor'un sezon başından bu yana ligde oynadığı 12 maçta takımın başında 6 farklı teknik direktör sahaya çıktı. Bu şekilde bir en haber yapılmış. En son Ziya Doğan var değil mi? Evet, sezona büyük umutlarla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından 12. hafta sonunda topladığı 4 puanla ligin son sırasında yer alan Karadeniz ekibine fatura teknik direktör olarak kesildi şeklinde bir haber var. Başka bir ilginç habere geçelim ve artık programımızı yavaş yavaş bitirelim. Maaşları yatırmadığı puanı silindi şeklinde bir haber. Federasyondan yapılan açıklamada Serie A ekiplerinden Parma'nın futbolcularının Kasım ve Aralık aylarına ait maaşlarını ve vergi ödemelerini zamanında yapmadığı için bir puanın silindiği ve 5000 euro para cezası kesildiği belirtildi. Hakikaten, konu hakkında ne düşünüyorsun? Hakikaten ilginç herhalde. Muhtemelen yani İtalyan Futbol Federasyonu'nun tüzüğünde böyle bir şey var. Bir yani puanın silinmesi. Oyuncularınıza ücretlerinizi zamanında ödemezseniz biz de size vermemiz gereken puanı vermeyiz, sileriz şeklinde zannedersem. İlginç. Hani bizim ligimizde böyle bir şey olsa. Bizim ligimizde böyle bir şey olsa muhtemelen birçok takım eksi puanla bitirir ligi. Yani puanlar siline siline. Zaten bizim kulüplerimiz maalesef ki maddi konulara dikkat etmiyorlar ve UEFA'da artık son zamanlarda soyut uyarılardan ziyade somut yaptırımları gündeme getirmeye başladı ve korkuyorum ki birçok kulübümüz ileride bu kriterlere uymaması nedeniyle Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Ve ilginç haberler demişken, şurada benim hafta içinde şöyle bakarken programda hangi haberleri okusak diye bakarken bir haber gözüme çarptı. Saadettin Saran, biliyoruz hepimiz, bir açıklama yapmış. Demiş ki Nuri Şahin'in Beşiktaş'a gelmesini ben engelledim demiş, gazetenin haberine göre bu. Peki bunu neden yaptım? Neden yaptınız diye soruyorlar muhtemelen. Nuri'nin Almanya'da kalmasının, onun için daha iyi olacağını, şayet ki Türkiye'ye gelirse bu denli başarılı bir futbolcu olamayacağını düşündüğüm için diyor. İlginç bir yaklaşım. Fenerbahçe'de başkanlık
düşünüyor musunuz sorusuna önümüze bakacağız demiş Saadettin Saran. Ve hakikaten ilginç, yani bir rakip takımın futbolcusunu yıllar sonra diyorsunuz ki işte zamanında ben gelmesini engelledim. Tabii kendi tasarrufudur Sayın Saadettin Saran'ın diyelim. Ve sevgili izleyenler, süremizin el verdiği ölçüde sizlere geride bıraktığımız haftadan yansıyanları aktarmaya, anlatmaya çalıştık, yorumlamaya çalıştık sevgili İlkim Kayayla. İlkim, ekleyeceğin, söyleyeceğin bana sorarsan daha okumak istediğim tabii ki sana çok çok fazla o zaman haber haftaya var. İlkim'in söyleyecekleri sevgili izleyenler, evet, hiçbir yere ayrılmayın. Haftaya İlkim çok önemli şeyler çok söyleyecek. Önemli değil, gündemdeki çok önemli olmasa da önemli şeyler. Önemli şeyler söyleyecek İlkim. Ve sevgili izleyenler, ne diyelim, bu arada Melih Sarıçiçek'in özel bir haberi vardı. Mutlaka ısrarla söylememi istemişti. Melih'in özel haberi sevgili izleyenler. Eto bitmiş diyor Melih Sarıçiçek. Son dakika haberi olarak bunu verelim sevgili izleyenler. Eto bitmiş. Melih Sarıçiçek'in özel haberiydi. Bu özel haberle efendim bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyor ve Akünspor'un bu haftadaki bölümünü de kapatıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.